Arkadaşlar herkese merhabalar. Hemen sorulara başlıyoruz. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Ne yapıyorum? Her zaman en içten başlıyorum arkadaşlar. Şu parantezi ilk önce halletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi 1 eksi, eksi 3'ü dağıtırsam eksi 6 artı 3x olur. Tamam. Yani bu ifade o zaman ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. 3x eksi 5 oldu. Şimdi arkadaşlar bu bakın burası artık bir parantez ya. Eksi 2'yi dağıtacağım şöyle. Tamam mıyız? Peki dolayısıyla şöyle bir şey olacak. 1 eksi x burada dursun. Eksi 2'yi 3x ile çarparsam eksi 6x yapıyor. Eksi 2'yi eksi 5 ile çarparsam artı 10 yapıyor. Bir de yanında artı 3 var. Tamam eşittir 5'miş. Arkadaşlar 1 eksi yine bu ifadeyi düzenlersem 13 eksi, 13 5x olur. Bu 5'e eşitmiş. E buradan sonra bu eksiyi dağıtırsam 1 eksi 13 artı 5x eşittir 5 oldu. 5x eşittir. Bakın burası eksi 12 oluyor. Diğer tarafa attım 17 oldu. x eşittir 17 bölü 5 sorunun cevabı olur deriz. Yani böyle sorularda en içteki parantezden dışa doğru arkadaşlar gidersek sağlıklı olur diye düşünüyorum. Geçiyoruz. Evet bu soruda eşitliği x'in bütün reel sayı değerleri için sağlandığına göre demiş. Hatırlayın ne demiştik arkadaşlar? ax artı b eşittir 0 şeklinde bir denklem varsa bu bütün x değerleri için sağlaması için x'in kat ve sabit terim aynı anda sıfır olmalıydı. O zaman bu ifadeyi o forma dönüştürelim. ax eksi x 16 eşittir. 4bx eksi 8a olur. Bakın hepsini bir tarafa toplayacak olursak bunları bu tarafa atayım isterseniz. Şöyle olur. 4 x eksi ax. Eksi 16'yı da diğer tarafa atarsam 16 eksi 8 a oldu. 4b eksi a çarpı x artı 16 eksi 8 a eşittir 0. Şu an denklem benim istediğim forma geldiyse bu ve bu aynı anda 0 olmalı. Arkadaşlar buranın 0 olması için a'nın 2 olması gerektiğini görüyoruz. Değil mi? Çünkü a2 değeri verirsem burası 0 olur. E buranın sıfır olması için 4B'nin A'ya eşit olması lazım. E A 2 olduğuna göre de demek ki 1 bölü 2 olacak. Bana soruda A çarpı B sorulmuş. A çarpı B yani 2 çarpı 1 bölü 2 bir sorunun cevabı olur deriz. Doğru cevap C. Evet yine arkadaşlar bir kazanım sorusu. Eşitliğini sağlayan hiçbir x reel sayı değeri olmadığına göre diyor. Hatırlayalım. Ax artı b eşittir sıfır denkleminde çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için a'nın sıfır, b'nin ise sıfırdan farklı olması gerektiğini söylemiştik. O zaman bu forma dönüştürelim arkadaşlar. X buraya atıyorum, attığım m artı 3. Bakın x buraya geçerse eksi 1 olarak geçecek. Dolayısıyla bu parantezin içine eksi 1 diye girer. Böyle artı 3m eksi n eşittir 0 oldu. Yani düzenlediğimde şu ifade m artı 2x olur. Bu ifadede 3m eksi n olmuş oldu. Ne demiştim arkadaşlar? Şu ifade her zaman 0 olacak. Bu ise 0'dan farklı olacak. Unutma. Yani n burada arkadaşlar eksi 2 olmalı kesin. E bu durumda 3M-N sıfırdan farklı olacaksa demek ki N 3M'den farklı olacak. Biz M-2 bulmuştuk. Dolayısıyla N-6'dan farklı olmak zorunda. N hangisi olamaz? Eksi 6 olamaz diyebiliriz. Evet dördüncü soruda da eşitliğin M'in hangi değeri için N bulunmaz şeklinde söylenmiş. Bu durumda N'i yalnız bırakalım arkadaşlar. 3M-N. Eksi 9N. Dikkat edin. 10-4M oldu. N parantezini aldım. 3m eksi 9 eşittir 10 eksi 4m oldu. Bakın n nedir? n normalde 10 eksi 4m bölü 3m eksi 9'dur. Şimdi soruyu anlayalım. M'in hangi değeri için n bulunamaz? Arkadaşlar n ne zaman bulunamaz? Ne zaman tanımsız olur? Payda 0 olduğunda. E bu durumda arkadaşlar 3m eksi 9'u 0'a eşitlersem m kaç olur? 3. Demek ki m'in 3 değeri için n değeri bulunamaz. Bu durumda payda 0 olduğu için tanımsız olmuş olur. Dolayısıyla bulunamaz. Güzel. Evet A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı sayılar olmak üzere denkleminde x'in değeri aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? B'yi bu tarafa atalım. A eksi B olsun. Şu ifadeyi de buraya atalım. Eksi x bölü B buraya artı olarak geçer. Ve böyle olur. Doğru. Şimdi dikkat. Burada ne yapıyorum bak. A eksi B. Şurada x parantezini alayım. 1 bölü B eksi 1 bölü A olsun. Hatta bunu devam ettireyim. Şöyle paydaları eşitlersem burayı A burayı B ile çarparsam bakın. A eksi B bölü A çarpı B olur. Şimdi iyi. dikkat. A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı sayılar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu A eksi B'leri böyle götürebilirim. Hani bunu aradan çıkardığımı düşünün. E bu durumda x bölü ab bire eşit olur. E bana arkadaşlar x'in değerini soruyor. x buradan ne olur? a çarpı b olmuş olur. Doğru cevap denizli. Altıncı soruda denklemin bir kökü 2 olduğuna göre a kaçtır denilmiş. Arkadaşlar hatırlayın denklemin kökü denklemi sağlar. Yani x gördüğüm yere 2 yazarsam bu denklemin sağlandığını görmem gerekiyor. O zaman x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar dikkat edin. Şuraları 2 yazdığımı düşünürseniz böyle bir eşitlik gelir karşıma. Peki ne oldu burada şimdi bakalım. 2 eksi a bölü 2 artı 2 artı a 3 oldu. Şimdi burada 2'yi karşı tarafa atayım arkadaşlar. 2 eksi a bölü 2 artı a eşittir 1. E bu işlemi yapalım. Şurada payda işlediğimi düşünürseniz. Yani burayı 2 ile çarpıp arkadaşlar burayı toplayın. Ne olur bu durumda? 2 eksi a artı 2 a bölü 2 eşittir 1 oldu. Biraz işlem bilerek uzatıyorum anlaşılsın diye. Burası arkadaşlar a artı 2 bölü 2 eşittir 1 oldu. a artı 2 2 oldu. a buradan kaç olur? 0 olur diyebiliriz. Doğru cevap arkadaşlar Ceyhan olur. Evet işlemleri biraz arkadaşlar hani uzatarak yaptığımı farkındayım. Bu da anlaşılsın diye istiyorum. Ondan dolayı böyle uzatıyorum. Yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Devam edelim. Yedinci soru arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan x değeri kaçtır demiş. En sevdiğimiz sorulardan. Bakın şimdi bu soru arkadaşlar hemen görülebilecek aslında. Burası 3. E sonuç da 3. Üç. 3'ten bir şey çıkartıyorum. Sonucun arkadaşlar 3 olmasını istiyorum. O zaman bu kırmızı çerçeve için aldığım sayının ne olması lazım? 0. Peki kesirli bir ifadenin sonucu ne zaman 0 olur? Pay kısmı 0 olursa 0 olur. E bu durumda arkadaşlar x artı 2'nin ne olması gerekiyor? 0. Yani x nedir dediğimizde eksi 2 deyip geçebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit düşüneceğiz. 8. soru arkadaşlar köklü ifade içeren dikkat edin. Yani terimler var. O zaman 3 eksi kök 2. 3 artı kök 2 ile genişletelim. Böylelikle paydaları da eşitlemiş oluruz. Hemen çarpıyorum. 7 ile 3 eksi kök 2'yi çarptığımda 21 eksi 7 kök 2 olur. Bakın 7 ile 3 artı kök 2 çarptığımda 21 artı 7 kök 2 olur ama şuradaki eksiği de dağıtar, yani dağıtacağımdan dolayı o kısma dikkat edin. Dolayısıyla böyle bir şey olacak. Bölü e, paydalara bakıyorum 3 eksi kök 2 3 artı kök 2. E, bu eşlenikli bir ifade eşlenikli bir ifadeyi çarparken hatırlayın birincinin karesi eksi ikincinin karesi her zaman çıkartıyoruz. 7 oluyor. E, bu durumda arkadaşlar bunlar birbirini götürdü. E, burası 4 x. E, bakın burası 14 kök 2 bölü 7 oldu. 14. E, bu da 4 x. Bunlar birbirini götürür. Eksi 2 kök 2 eşittir. 4x oldu. Değil mi? Tamam. E buradan x'in 10'dur. Her tarafı 4'e bölersem sadeleştir. Eksi kök 2 bölü 2 olmuş olur. Tamam. Aslında ben burada böyle arkadaşlar doğrudan 7 ile genelde çarpmazdım. Çünkü genelde aşağıda oluşan ifade ile şuradaki ifadeler birbirini sadeleştiriyor. Ama göstermiş olayım dedim. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu videoyu herkes izlediğini düşünüyorum. Yani matematiği zayıf olan bir öğrenci arkadaşım da izliyor olabilir. Anlaşılsın istiyorum. O yüzden geçiyorum bu soruyla. Peki bu soruda ne yapalım arkadaşlar? Diyor ki denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Biraz karışık bir ifade gibi geliyor ama şöyle yapalım. Her tarafı bence x ile genişletelim. Bu arada x arkadaşlar aradığımız değer. Dolayısıyla paydalardan x kaybolacağı için arkadaşlar x kesinlikle sıfır olamaz. Başta bunu kenara yazayım tamam ama x ile genişletiyorum. Ne olur burası? x eksi m eşittir. Dikkat edin. n çarpı 4m artı 4n bölü m oldu. Tamam mıyız? Yani x'ler gitti arkadaşlar. buraya x ile çarparsam x olur. buraya çarparsam m olur. e Burayı da x ile çarpacağım için arkadaşlar paydadaki x kaybolmuş oldu. Şimdi işleme devam edelim. Eksi bu tarafa atarsam x neye eşit olur? Hatta bu n'i de çarparak yazayım. 4 m n artı 4n kare bölü m artı m oldu Yine arkadaşlar paydaları eşitliyorum. M'ni çarpacağım. Şunu da toplayacağım. E bu durumda arkadaşlar bir de düzgün yazayım. 4n kare artı 4mn artı m kare bölü m oldu. Düzgün yazmaktan kastettiğim buydu. Yani bu ifade bir açılıma benziyor. Onu görmenizi istedim arkadaşlar. O zaman sonuçlandıralım. 4n kare artı 4mn artı m kare neyin açılımı? 2n artı m'in parantez karesinin açılımı. Böyle yani. x nedir? x budur işte. 2n artı m'in Parantez karesi bölü m. Yani c h şıkkı doğru cevap. Evet 10. soru arkadaşlar a ve b gerçek sayılar olmak üzere a bölü b oranı sorulmuş. Şu yukarıdaki eşitliğe baktığımda arkadaşlar kuvvetlerin çift olduğunu görüyorum. Kuvvetler çiftken bu toplamın sıfır olması ancak kendilerinin sıfır olmasıyla mümkün olur. Aynı anda ikisi de sıfır olmak zorunda. Dolayısıyla a artı 2b'nin 6 olması gerekiyor. b artı 2 bölü a'nın da arkadaşlar eksi 4 olması gerekiyor. Tamam bunları söyleyelim. Şimdi e bakın arkadaşlar yukarıdaki işlemi yapalım. AB artı 2 ya da B ile genişleterek söyleyeyim. Yani daha mantıklı bakın. B ile genişletirsem AB artı 2 eşittir 6B oluyor. E Burada da A ile genişletirsem arkadaşlar AB artı 2 eşittir eksi 4A oluyor. Şimdi soru da bana arkadaşlar A bölü B oranı sorulmuş. Bunlar birbirine eşit iki ifade olduğuna göre demek ki 6B arkadaşlar kime eşit olacak? Eksi 4A'ya. E bana A bölü B'yi soruyorsa demek ki arkadaşlar bu 6 bölü eksi 4. Yani 3 bölü 2 ama eksi 3 bölü 2 olmuş olacak. Doğru cevap Adana olur deriz.